Merhaba, hoş geldiniz. Geçin arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldim. Malumunuz 31 Mart 2024 tarihi itibariyle tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de mahalli idare seçimlerini gerçekleştirdik. Dolayısıyla yerel yöneticilerimiz, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis ve belediye meclis üyelerimiz bu vesileyle tekrardan halkımızın takdir ve teveccühleri doğrultusunda seçilmiş oldular. Gene mevzuatımızın ilgili hükümleri kapsamında ilçemiz ölçeğinde 1-2 Ancuman toplantımızın gerçekleşmesine bedava olacak üye seçimini yapmamız icap ediyor. Dolayısıyla ilk toplantımızı bu vesileyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice güzel çalışmaları ilçemiz ölçeğinde gereksiz değerli muhtar arkadaşlarımızla, gerek il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber birlik, beraberlik, sağduyu ve bir olgunluk çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Toplantıya başlarken herhalde bir yoklama, açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı merasimimiz var. Ondan sonra üye seçimine geçeceğiz. Ben birkaç hususu bile getireceğim. Yoklama, açılış, saygı duruşu, istiklal marşı, meclis birinci ve ikinci başkan vekilliği ile katip üye seçimi, encümen üyeliği seçimi, ihale komisyonu yedek üye seçimi, birlik plan bütçe komisyonu yedeğinin seçilmesi, 2023 mali yılı kesin hesaplarının görüşülmesi, faaliyet raporlarının görüşülmesi, dilek temennilerle kapanış. Evet. Öncelikle sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve anlarınızı... için aday olmak isteyenler varsa onların isimlerini yazalım. Kafalı oylama usulüyle oylama yapılacak. Bunlar. Çalkındı. Evet. Hakkımız var. Kaymakam Bey'in bulunmadığı durumlarda ve faaliyet raporları okunurken meclis birinci başkan vekili, onun da olmadığı zaman ikinci başkan vekili meclise vekalet eder. Yok.